Şampiyon testiyle beraberiz. Bir ve ikinci soruları temizleniyor. Bu parçanın anlatmaya ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir bakalım. Atatürk iki girişimde bulunmuştu. Birisi İzmir'de topladı. İstihbarat Kongresi'nin Milli Ekonomi Sözü'nün tarihinde ilk defa bu konuda ortaya atılmıştı. İkinci hareket Avrupa'ya ilk öğrenci kafilesinin gönderilmesidir. Bu ilk kafilede Avrupa'ya gitmek üzere 150 arkadaş başvurmuştu. Son derece sıkı bir eleme sınavı geçirdik. Bir süre sonra sonuçlar ilan edildi. Bu bir anı baktığımız zaman. Dolayısıyla da bir görüş ispatlanmaya çalışmıştır ifadesi bura için söylemez. Alıntı, tarihi kesinlik söz konusu, benzetmeler belli bir döneme ışık tutmaktadır. Bunlar zaten anının özelliğiydi. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Şöyle bir bakacak olursak buradaki yazım yanlışının nerede olduğuna 1924 yılı Ekim ayındaydık. Büyük zaferden sonra Berlin Üniversitesi'ne İktisat Kongresi, bunun büyük yazılması doğrudur. Balkanlardan ve Polonya'dan, ondan sonra Milli Eğitim Bakanı. Bunlar doğru ama 1904 Ekim ayındaydık. Ekim'in burada küçük yazılması gerekir. Burada hatta Ekim büyük yazılır, pardon yılı. Bak şuradaki Y'nin büyük yazılmasına gerek yok. Öyleyse cevabın Adana olması gerekir. Ekim büyük ama yılın Y'si küçük yazılacak. Evet. Birinci cümle girişik birleşik ve olumsuz cümledir diyor. Almamıştı. Olumsuz olmak burada girişik birleşik. Doğru. İkinci cümle biçimce, ve anlamca olumlu cümledir demiş. Etkilenmiştir. Doğru. Üçüncü cümle yüklemi içine göre isim cümlesidir. Yazardır. Doğru. Dördüncü cümle iç içe birleşik cümledir. Dolayısıyla hep bağımsız kalmıştır denebilir. Evet, başkasına lafı verilmiş. Doğru. Biçimce ve anlamca olumlu cümledir demiş. Dönem yazan tersine doğru olan sokağı yönettim. Kınav oralara özgü insanları anlattı. Evet burada da biçimce ve anlamca olumluluk söz konusu. Şimdi buraya baktığımız zaman acaba kaçırdığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Girişik birleşik olumsuz cümledir. O tamam. İkinci cümleye bir bakalım. Ha bak. İşte sazanlık yaptık okumadık. Ne edebiyatı cedidelerde eklemiş ne de onları etkilemiştir. Yani etkilememiştir. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Burada cevap Bursa'dır. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi. Birinciye eş sözcükler ayırmak için virgül kullanılmalıdır. Ankara Kalesi, tesis direkleri ve bir tünel. Yarım dakika karanlık Ankara geride kaldı. Bu yol bütün bozkuru geçer. Karadeniz'e dek ulaşır demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman evet eş görevli arasına kullanılır. Burada sıkıntı yok. 2 ve 3.'ye anlamın bitmediğini belirtmek için 3 nokta konmalıdır diyor. Tünel evet sonra büyük harfle başlamış 3 nokta. Buraya da 3 nokta getirilebilir. Sıkıntı yok. 4 ve 7.'ye cümlenin tamamlandığını belirtmek için nokta kullanılmalıdır diyor. Evet. Karenize dek ulaşır. Cümle bitti. Nokta. Şurada da kaldı. Nokta. Evet. Burada da sıkıntı yok. 5'te yükleminden ayrı düşmesinden dolayı virgül konmalıdır diyor. Bu yol bir gün bütün bozkırı geçer. Nokta. Evet. O da doğru. Bir sıkıntı gözükmüyor orada da. 6'ya kendisinden sonra cümle yaptığı için iki nokta konmalıdır diyor. Hayır. Bozkırı geçer. Cümle bitti. Nokta buraya e, iki nokta kullanmamıza gerek yok. Beşinci soru hangisi yanlıştır? Demiş. Beşinci soruyla alakalı olarak. Evet. Birinci cümle yüklemi türüne göre isim cümlesidir. Bakalım. Çevre kirliliği tüm gazete kapsam boyutlara ulaşmış durumdadır. Evet, doğru. Yapısına göre birleşik, içeride fiilimsi var. Evet, kaplayan. Doğru. A şıkkı doğru. İkinci cümle bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Dünyanın çöp ölçüsü insanlar şefretten karşı korunmaz. Nükleer tehdit ve Evet. Nasıl yaşam? Habersiz niteleme. Aradaki bir de belirtme. Bu da doğrudur. Üçüncü cümle yapısına göre basit, yüklemin türüne göre fiil cümlesidir diyor. Bilim insanları ise bu olumsuzluğun devamı halinde dünyadaki tüm canlıların ciddi bir şekilde tehdit altında olduğunu vurguluyorlar. Vurguluyorlar. Yüklem bu fiil cümlesidir. İçeride ha, bak olduğunu, fiilimsi olduğuna göre biz buna tabii ki basit cümle diyemeyiz. Onun için cevabımız Ceyhan. Altıncı soru. Şimdi burada bak bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa. Divan edebiyatında bir uzun bir kısa şeklinde yazılan şiirlere biz ne diyorduk? Müstezat diyor idik. Geldik şuraya. Bu parça aşağıdaki anı türlerinden hangisinden alınmış olabilir diyor. Ziya Osman Saban'ın ilk şiir nerede ne zaman okuduğumu şimdi hatırlamak imkansız demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman bir edebiyatçı ile alakalı olduğu için bu edebi anıdır. Ziya Osman Sabah ile alakalı yazılmış. Hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Evet. Ziya Osman Saman de ne zaman okuduğumu şimdi hatırlamam imkansız. Burada böyle bir şey yok. Dur bakalım. Şairin bende uyandırdığı hayranlık sizleri görüyorum şiiriyle dolu. Burada da yok. Yalnız sıcak canlı anılarım. Beni geçmişe bağlayan kopmaz bir şehir vardı içinde. Yalnız sıcak canlı dünya. Şuraya bir bir bakalım. Numaş bana işte yazım yanlışı. Ha, noktalama yanlış yapılmıştır diyor. Şöyle bir bakalım. <laughs> Benim üstü balem kopmaz bir şeyler vardı. Şimdi. Bir, 2, 3. Tamam. Ziya Osman Saban'ın ilk şiirlerini nerede, ne zaman okuduğumu şimdi hatırlamam imkansız. Bana öyle geliyor ki Ziya Osman ben bir tek şiiri tanıyıp keşfettim. Burada bir sıkıntı yok. Şiirin bende uyandırdığı hayranlık sizleri görüyorum şiirli oldu. Babam öleli henüz 40 yıl olmuştu. Hayatta yalnızdım. Beni tutan bana avuntu veren kimseler yoktu. Dünya çöküp kalmıştı. Burada da bir şey yok. Yalnız sıcak canlı sıcak canlı anılarım beni geçmişe bağlayan kopmaz bir şeyler vardı. Ha tamam. Anılarım virgül şurada beni küçük harfle başlaması lazım. Yoksa burada Cümle tam bitmiyor. Onun için cevabımız hangisi? 3 numara. Yani C. Handır. Evet. Böylelikle testimizi de bitirmiş olduk.